Avustralya'da para en büyük dostunuz arkadaşlar. Alışkanlık haline getirirseniz bütçe kısmında çok zorlanmazsınız. Coles ve Woolies'ten bunlar biraz size pahalı olabilir. Çok gereksiz bir harcama ya. Hani belki de ücretsiz eşyalar bile bulabilirsiniz. Büyük bir ceza yiyebilirsiniz. Aklınızda olsun, o yüzden kaçak binmeyin. Türk arkadaşlar için bu biraz üzücü olabilir. Bunun için şimdiden özür dilerim. Restoranda yemeğe geçin, bir de Uber Eats çılgınlığını sakın düzenli yapmayın. Avustralya'da bütçenizi nasıl yönetmelisiniz? Size bununla ilgili güzelce bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Burada yapmanız gereken birçok önemli konu var. Paranızı nasıl biriktirdiğiniz, vergi kısmını nasıl ayırdığınız, birikiminizi nasıl ayırdığınız, ulaşımınızı nasıl sağladığınız, günlük yemek alışkanlığınızı nasıl yaptığınız, kıyafet alışverişinizi nasıl yaptığınız olsun, onun üstüne market alışverişinizi nerelerden yaptığınız olsun vesaire vesaire ve ne yediniz, ne içtiniz olsun. Bunlar bence bütçe düzenlemenizde çok önemli. Ki Avustralya'da para en büyük dostunuz arkadaşlar. Para olmadan Avustralya'da hiçbir şey olmuyor. Çünkü günün sonunda burada maalesef ki çalacak çok fazla kapınız olmaz. Gidip Ahmet, Mehmet arkadaşım, dostum bana 2000 dolar ateşleyebilir misin, haftaya vereceğim dediğiniz noktada karşınızdaki kişi size muhtemelen bunu veremez. Çünkü herkes neredeyse aydan aya yaşıyor ya da herkes farklı farklı işlerde çalıştığından dolayı işte zaten bir düzensiz bir gelir akışı var. İşte o süreçte vize ödemesi var insanın, kira ödemesi var, farklı sorumlulukları olabilir, kişisel giderleri olabilir. O yüzden böyle size borç verme cesaretinde bulunmayabilir. Atladığım bir şey olursa video sonunda muhakkak bana yorum kısmında sorun. Bu arada size bu konulardan bahsederken hani gönül isterdi ki bütün bu adımları böyle yerinde gidip çekmek isterdim ama farklı farklı konulardan bahsedeceğim. Dolayısıyla o yüzden hani bunu biraz yakalamak zor olacak. Açıklama kısmına da bunları yazılı olarak ve link paylaşımını yapılabilecek bilgilerine link paylaşımını yaparak videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden bunun için gerçekten gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman abi direkt ilk konudan başlayalım. Market alışverişinizde dikkat edeceğiniz şeyler arkadaşlar, biraz burada sağlıklı bir yaşam biçimini elde etmeye çalışın. Abur cuburlardan bir tık uzaklaşmaya çalışın. Özellikle sigara, alkol alışkanlığınız varsa bunları kesmeye çalışın. Çünkü bunlar da günün sonunda abi hem sağlığınıza zarar, aynı zamanda ekstra size bir masraf olarak cebinize yansır abi. Ne yapın? Hani böyle çikolata, bisküvi falan almaya çalıştığınız zaman 3-5 dolar. Tabii ki hani bir alırsınız böyle, onu bir hafta içerisinde yersiniz, ayrı bir olay. Ama gıda alışverişinde günlük böyle abur cuburlardan bir tık uzaklaşmaya çalışın. Zaten burada et, balık ürünleri çok pahalı değil. Sağlıklı bir yaşam şekliniz burada mümkün abi. Market alışverişinizde olduğu gibi böyle ihtiyacınız olanı alıp ihtiyacınız olmayanı bir tık böyle kenara atarsanız abi ve bunu kıyafet alışverişinizde olsun, günlük yaşam biçiminizde de alışkanlık haline getirirseniz bütçe kısmında çok zorlanmazsınız. Coles Market var, bir de Woolies var, Woolworths. Bunlar bir nevi aslında buradaki insanların kıyasladığı şey Migros tadında oluyor. Ama şöyle mesela yeşillik falan almak istediğiniz durumunda işte taze meyveniz, sebzeniz olsun. Bunu böyle büyük işte size kasayla satan yerler falan var ama onu nerede saklayabilirsiniz bilmiyorum. O yüzden bundan bahsetmeyeceğim. Ama böyle işte taze meyve, sebze almak istediğiniz şeyler var. Mesela Asya marketleri falan oluyor. Oralara gidip manavlardan uygun fiyata çözebilirsiniz. Hani o yüzden böyle sebzenizi, meyvenizi böyle haftalık gidip Asya marketlerinden, Kore, Çin mahallesinden falan alabilirsiniz arkadaşlar. Coles'tan ve Woolies'ten bunlar biraz size pahalı olabilir. Ama genel alışverişinizi bana sorarsanız nereden yapabilirsiniz? Ben kişisel olarak Coles'tan yapıyorum çünkü evime çok yakın. Ya da orada bir şey bulamadığım zaman Woolies'e gidiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle lezzet olarak, gıda kalitesi olarak bana daha iyi geliyor açıkçası. Ama Aldi'den de yapabilirsiniz. Aldi bu arada daha uygun fiyatlı oluyor Coles'a göre. Fakat ben kişisel olarak Aldi'ye gittiğim zaman arkadaşlar çok fazla ürün bulamıyorum. O yüzden Aldi'yi de çok fazla tercih etmiyorum açıkçası. Çünkü gittiğim hani kuru yemişimi rahat bulamadım. İstediğim et ürününü rahat bulamadım. Ondan sonra meyve sebze konusunda rahat ulaşım sağlayamadım falan. O yüzden Coles'a tekrardan bir yöneldim diyebilirim. Gıda konusu bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla uzun tutmayacağım. Sizin için şöyle yapacağım. Coles, Woolies ve Aldi'nin abi sizler için linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan web sitelerine gidebilir. Market alışveriş böyle kampanya, promosyon fiyatları vardır. Online broşürlerini falan inceleyebilirsiniz. O yüzden burayı çok uzun tutmuyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Kıyafet. Abi bence çok gereksiz bir harcama ya. Hani beni izleyenlerin çoğunluğu bu arada baktığım zaman yaş ortalaması 25-35 yaş arası videolarımı izliyor. Abi çok markaya fazla para vermeyin. Yazık günah. Özellikle buraya geldiğinizde bir hayat inşa etmeye çalışıyorsanız bence kişisel olarak paranızı böyle çarçur etmeyin. Çünkü gerçekten Avustralya'da para en büyük dostunuz arkadaşlar. Bence nereden alışveriş yapabilirsiniz? Günlük böyle kıyafetiniz, işi diyelim ki ben grafik tasarımcıyım, ofise gidiyorum abi. Özel bir yer değil. Sürekli aynı insanları görüyorum. Toplantı olmadığı sürece veya büyük bir şey olmadığı sürece klasik giymiyorum. Kot pantolonum, üstüme tişört alıyorum. Bir de kapşonlu falan varsa fermuarlı bir ceket falan onu giyiyorum yani. Ve bunu nereden alıyorum abi? Kmart'tan alıyorum. Mesela bu üstümde gördüğünüz tişört abi, bunu oradan aldım. Ya 5 ya 6 dolar. Ve benim en çok sevdiğim renk beyaz. Dolayısıyla benim bütün tişörtlerim tek renk bu abi. Kalitesi iyi abi. Koldan, omuzdan oturuyor falan. Gidiyorum. Kız arkadaşım da aynı şekilde öyle net. İş yerinde işte şef olduğu için siyah kıyafet giyiyor böyle yemeklerden dolayı. Hep oradan alıyoruz abi kıyafet alışverişimizi. Ama diyelim ki şuna bir düğün vardır, özel bir şeydir falandır filandır böyle. O zaman da orta halli bir yere gidip alıyorum. Yani çok param olur o zaman gider iyi bir takım elbise tabii ki alırım. Çünkü takım elbiseyi abi yıllarca giyebilirsin. Ama beyaz bir süre sonra herhangi bir renk de alsanız siyah harici, siyah da alsanız zamanla tişörtlerin koltuk altları eskimeye başlıyor falan böyle. Kumaşı artık sertleşmeye başlıyor. O noktada abi çöp oluyor zaten. Ben bunu açıkçası şimdi bir yıl giyiyorum. Bir yıl sonra çöpe atıyorum. Çünkü marka da aldım bu arada. Hani burada alamayacağımdan değil alabilirim. Ama almıyorum. Şimdi bunu aldım 5 dolara. Ne bileyim bir herhangi bir marka Tommy falan alsan ya da Lacoste falan alsan abi bir tişört evvel için 30-50 dolar arasında falan bir fiyat. Abi o da bir yıl sonra çöpe gidecek ki gitti yani aldım. Bakıyorum bir süre sonra koltuk altı eskiyor, sırt kısmı eskiyor. Şuraları işte yamulmaya başlıyor falan böyle. Ya attım çöpe. Baktım ki dedim abi günün sonunda alıyorum, para verdim 30-40 dolar çöpe gidiyor. Bunu veriyorum abi 5 dolar. Niye paramı çöpe atayım? 25-30 dolar cebimde kalıyor açıkçası. Dediğim gibi kıyafet alışverişini abi Kmart'tan çözebilirsiniz. Kmart'tan aynı zamanda böyle işte mikrodalganız, su ısıtıcınız olsun. İşte küçük masa, sandalyedir. Aklınıza gelecek birçok şey abi Kmart'tan bulabilirsiniz. Onu da linkini zaten açıklama kısmında tekrardan bırakacağım sizin için. Hatta bir önceki videomuzda bir tane videomuz var. Üste bırakıyorum arkadaşlar sizin için kredi olarak. Bir günlük asgari ücretimizi iki kişi olarak bir günde harcadık. Oraya gidip mesela ben totalde ikimiz net 6 parça kıyafet aldık. 6 parça kıyafete galiba 36-38 dolar falan verdik yanlış hatırlamıyorsam. Kmart'ı da oradan bir görmüş olursunuz. Size etraftaki fiyatları da küçük çaplı bir göstermiştim. Öyle bence Kmart'tan abi kıyafet alışverişinizi çözebilirsiniz. Kesinlikle ilk etaplarda. Hatta dediğim gibi özel bir sebep olmadığı sürece abi gidip paranızı çarçur etmeyin. Çünkü aklıma şu an bu geldi. Bunu not almamıştım. Burada abi marka takıntısı yok. Hatta oraya Kmart'a falan böyle yerlere gittiğinizde buralı ozileri bile görebilirsiniz. Yani buradaki beyazları falan da görebilirsiniz. Zenginleri bile görebilirsiniz. İnsanlar burada kıyafete çok para vermek istemiyor. Ancak bir nevi böyle birazcık marka takıntısı olan insanlar biraz markaya para harcıyor. Onun harici yok yani hani o markete gittiğinizde zengin, varlıklı insanlarla da çok rahat karşılaşabilirsiniz. Çünkü adam burada kıyafete önem vermiyor. Hatta görmüşsünüzdür böyle zenginler olsun, ünlüler olsun falan ayakkabısız gezen insanlar var. Çünkü hani burada öyle bir kültür var yani hani insanlar bir tık daha salaşlar abi. O yüzden paranızı harcamayın. Kıyafet kısmını bu şekilde çözebilirsiniz. Birçok farklı güzel kıyafet var bu arada. Hani bu üstündeki beyaz diye abi direkt siyah, beyaz, gri kıyafetler mi satıyor demeyin. Var. Baskılı tişörtler var. Güzel işte böyle eğlenceli tişörtleri falan var. Birçok çeşit bulabilirsiniz. Kapşonlar, kış kıyafetleri, ayakkabı, terlik var. Her şeyi bulabilirsiniz. SIM kart konusu arkadaşlar. Ulaşımınızı nasıl sağlayacaksınız? SIM kart açıkçası ben Vodafone kullanıyorum. Niye Vodafone kullanıyorum? Zaten hiçbir yerde doğru düzgün fazla böyle şehirden çıktığınızda çekmiyor Avustralya. Çok büyük bir yer malumunuz. Bir sistem açığı oldu. Bilgilerim yine çalındı falanlar filanlar. Bayağı geçen sene olay oldu. Diğerlerini açıkçası ben tercih etmiyorum. Zaten fiyat olarak da hemen hemen aynı fiyatlar. Vodafone'la çözüyorum. Sanırım aylık 35-40 GB falan data veriyor. Türkiye'de 1 saatte Instagram'da yenilen datayla Avustralya'daki bir değil abi. Türkiye'de daha çok internet paketi gidiyor. Burada o paket size yetiyor zaten bir şekilde. Dediğim gibi Vodafone'u kişisel olarak seçmemin sebebi en azından güvenlik konusunda da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Diğer sim kartlar biraz sıkıntı yaşatabiliyor. Sim kart kısmı böyle. Sevdiklerinizi, eşlerinizi, dostlarınızı ve beni Vodafone'dan arayıp dertleşebilirsiniz arkadaşlar. Ev eşyası. Ev eşyası nereden bulacağız? Nerede huzurlu uyuyacağız? Nerede arkadaşlarımızla gıybet yapacağız? Bir yerlerde oturup böyle kısır yapacağız? Vesaire vesaire. Arkadaşlar benim kişisel olarak ev alışverişimi en güzel nereden yapıyorum? Fantastic Furniture'dan yapıyorum. Ikea'dan yapıyorum arkadaşlar. Ya da eğer buraya geldiniz, öğrencisiniz, kısıtlı bir bütçeniz var. Çok temiz ürünleri Facebook Market üzerinden de bulabilirsiniz. Hatta yeri gelirse o böyle arama kısmını daralttığınızda bulunduğunuz mahalle 3-5 kilometre düşürdüğünüzde belki de ücretsiz eşyalar bile bulabilirsiniz. Alırsınız kolunuza sehpadır, sandalyedir neyse taşırsınız. Ya da bir arkadaşınız vardır. Onun arabasına atarsınız, onunla taşırsınız. Ya da adam koltuğunu bile bedava veriyordur abi. Türk ehliyetinizle gidersiniz, bir tane küçük minibüs kiralarsınız, arkasına çakarsınız, evinize bedavadan götürürsünüz. Fantastic Furniture'da mesela sandalye falan bir tanesini bir sandalyenin tipine göre değişiyor ama orta konforlu bir sandalyeyi $50-60 alabilirsiniz. Masayı da bir $80-90 alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ikea'dan da yine Türkiye'deki gibi her şeyi çözebilirsiniz. Ben 2 kişilik koltuk diye geçiyor böyle. Aslında 3 kişilik. 2 metre genişliğinde bir tane koltuğum var. Gayet konforlu. Bu koltuğa ne kadar verdim? $1000 verdim arkadaşlar. Ve aynı zamanda ilk geldiğinizde kartınız olmazsa şöyle yapabilirsiniz. Bu Fantastic Furniture'da da eminim ki vardır. Ikea'da var. Ikea'da çünkü ben o şekilde yaptım. Nakit parayla almak istedim. Ikea'da o seçenek vardı arkadaşlar. Gideceksiniz koltuğunuzu diyelim ki showroom kısmında yukarıda beğendiniz. Diyeceksiniz ki abi ben bu koltuğu alıyorum. Fakat nakit ödeme yapacağım ve şu adrese şu saat içerisinde teslim edilmesini istiyorum diyeceksiniz. Ondan sonra ve bunu nakit olarak ödeme yapmak istiyorumu söyleyin arkadaşlar. Size bir fiş verecek. Onun üstünden zaten her şey belirtilmiş oluyor. O fişi alıyorsunuz. Aşağıya kasaya iniyorsunuz. Orada görevliye gösteriyorsunuz. Paranızı nakit ödüyorsunuz. İşlem bitmiş oluyor arkadaşlar. Neyse. Şimdiye kadar size neyden bahsettim? Gıdayı anlattım. Kıyafeti anlattım. Sim kartı söyledim. Ev eşyasını söyledim. Ulaşım. Ulaşımınızı arkadaşlar Avustralya içerisinde Opal kartla yapabilirsiniz. Şöyle size küçük bir kart veriyor. Bu Opal kartı okutarak ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla zaten $1-1,5 arasında tek basım. Çok pahalı değil. Bunun içerisinde online uygulama, mobil uygulama üzerinden de para yükleyebiliyorsunuz. Veya direkt online abi telefonunuzda banka kartınız var da tık diye banka kartınızda da okutup bu işlemi de yapabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey var burada. Otobüse bindiğinizde okutuyorsanız veya tren istasyonunda böyle okutma panelleri var. Oraya kartınızı veya Opal kartınızı, kredi kartınızı hangisini okutursanız okutun. İndiğinizde de indiğiniz yerdeki istasyonda da çıkışınızı vermek için bir daha okutmanız gerekiyor. Aklınızda olsun arkadaşlar. Ve kaçak binmemeye de özen gösterin. Çünkü bazen burada görevliler trenlere, otobüslere falan otobüs çıkışlarına, duraklarına bekliyorlar. Ya da tren içerisinde yürüyorlar. Sizden bir kart kontrolü yapıyorlar. Eğer ilk kez bu başınıza geliyorsa bir şey demeyebilirler belki ama ikinci kez sizi yakalarlarsa büyük bir ceza yiyebilirsiniz. Aklınızda olsun, o yüzden kaçak binmeyin. Bu arada maaşınızı aldınız diyelim abi, ne yapın? Diyelim ki Commonwealth'ten hesap oluşturdunuz. Orada bir tane kendinize para biriktirme saving hesabı açın. Bir tane de vergi hesabı oluşturun kendinize. Niye? Çünkü yıl sonunda Temmuz ayında vergi ödeyeceksiniz. Aldığınız paranın bence artık ne kadar bir birim kazanıyorsanız hiç yoksa bir %10'luk, %20'lik alanını direkt maaşınızı alır almaz vergi kısmına atın. Çünkü yıl sonunda vergi ödeyeceğiniz zaman hesabınızda para olmazsa o zaman canınız çok pis sıkılabilir. Tamam, bunu geri taksitle ödemesini yaparsınız fakat şey olur yani hani böyle stres olursunuz. Bir anda siz de diyelim ki $60.000 yıl içerisinde para kazandınız. İşte arabanızı aldınız, telefonu aldınız, ev eşyası, biraz da gezdiniz, kıyafet falan filan derken cebinizde paranız yok. Hani $1000-2000 paranız yok. Vergi günü bir gelecek abi, sizden sana diyecekler ki $5.000 vergi ödemen lazım. O noktada stres olursun. O yüzden buraya her gelene söylüyorlar. Bana da söylediler. Ben de birçok videomda parayla alakalı konu olduğunu söylüyorum. Para biriktirme hesabınız ayrı olsun. Üstüne de vergi hesabınız ayrı olsun. Ondan sonra geriye kalan paranız da günlük harcama paranız olsun arkadaşlar. Öteki türlü böyle ayarlamakta falan bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Vergi ödeme kısmına geldiği zaman da birazcık canınız sıkılır. O yüzden lütfen vergi hesabınızı ve para biriktirme hesabınızı ek hesap oluşturarak ayırmayı unutmayın arkadaşlar. Bir diğer konu ise, bence her zaman bunu söylüyorlar, ben de size söyleyeyim. Hesabınızda $2-3 bin en azından acil durum paranız olsun. Ve hiçbir zaman o paraya dokunmayın, ne olursa olsun. Yani ekstrem bir şey olmadığı sürece dokunmayın. Başınıza bir şey gelir, acil bir durumda ülkeden ayrılmanız gerekir, hastanelik bir durumunuz olabilir vesaire derken o para sizin acil ihtiyacınızı karşılar. O yüzden öyle bir tane kenara paranızı ayırın. O para da sizin acil durumunuzda size nefes olsun arkadaşlar. Sonraki konuya geçiyorum. Türk arkadaşlar için bu biraz üzücü olabilir. Bunun için şimdiden özür dilerim. Dışarıdan fazla yemeyin abi. Çünkü dışarıdan yemek pahalı olur. Şöyle ki, diyelim ki restoranda bir yemek, bir ana öğün yiyeceksiniz. Tay yemeği olsun, işte Pad See Ew alacaksınız $20. Bunu diyelim Uber Eats uygulamasından söyleyeceksiniz. Hadi restoranda yemeğe geçin, bir de Uber Eats çılgınlığını sakın düzenli yapmayın. Bu apayrı bir konu. Şöyle $20'lık yemek size Uber Eats uygulaması olduğu için böyle $23'a gelecek. $23. Bunun üstüne bir de diyecekler ki sana teslimat ücreti $5. 23 oldu mu sana 28. Uber Eats uygulaması sizden abi $2-3 alacak. Hop $20'lık yemek size $30'a gelecek. O yüzden böyle Uber Eats uygulaması falan, DoorDash uygulaması falan kullanmayın abi. Yani arada haftada 1-2 olur evet, ama günlük olarak bunu böyle alışkanlık haline sakın getirmeyin. Çünkü çok masraflı. Dışarıdan düzenli yemek yemek de aynı şekilde arkadaşlar. Size çok masraflı olur. Aldığınız para bir şekilde erir gider. O yüzden burada Avustralya'da herkesin saklama kapları var abi. Benim de direkt mutfağımda, dolabımın üst tarafında bir sürü farklı boyutlarda saklama kabım var. Yemeğimizi pişiriyoruz. Hatta bu videoyu çekmeden yarım saat önce yemek yedik. O yemekten sonra da kalan yemekleri paketledik. Yarın için benim iş yerinde yemeğim olacak. Gidiyorum, mikrodalgaya atıyorum, ısıtıyorum, yiyorum. Bu Avustralya'da çok normal bir olay. Bir parka vesaire gittiğinizde, oturduğunuzda falan gayet böyle şıkır şıkır insanlar falan oturmuşlar abi, kaplarını açıp yemeklerini yiyorlar. Bunu sıkça görebilirsiniz. Burada bunlar normal şeyler. Düzenli dışarıdan yemek yerseniz abi, günlük öğle yemeğiniz, akşam yemeğiniz derken size $40-50 mal olur. Yazık günah. Bunu market alışverişiyle yaparak bu $50'lık masrafınızı $10'a kadar rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Bütçenizi nasıl yöneteceğinizle alakalı bahsedeceğim konular bunlar arkadaşlar. Nereden ne yenir, nasıl yapmalısınız, küçük tüyolar bu şekilde. Dediğim gibi aklınıza takılan bir soru olursa muhakkak videonun yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Size hızlı bir şekilde dönüş yapacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Avustralya'daki güncel market alışverişi yaptık sizler için. Ben kişisel olarak ne harcıyorum, ne harcamıyorum onu size göstermiş oldum. Ne aldık, ne almadık, ne kadar tuttu hepsinden tek tek size bahsediyorum. Onu da kanalım içerisinden ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden bunun için teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri.